Diyelim ki birisi bir sergi açıyor. Çeşitli sergiler açılıyor ya, resim sergileri, sanat sergileri, işte teknoloji sergileri vesaire. Sergi açıyor. Sonra o işte insanlar geliyorlar, sergiyi geziyorlar. O sergiyi gezdiren, tanıtan, o eserlerin işte tarihi değerini, sanat değerini bilen birisi de gelenlere, değil mi? Gelenleri de gezdiriyor ve o sergideki eserleri tanıtıyor. Buna muarif deniyor, rehber deniyor günümüzde. Rehber deniyor. Şimdi Cenab-ı Hak da bu kainatı sanatının sergisi olarak açmış. Kainat Allah'ın fuarıdır, Allah'ın sanat sergisidir, Allah'ın gösteri alanıdır. Her zaman söyledim, ölene kadar da söyleyeceğim. Çünkü bu gerçeği insanın, yani varlık alemine böyle bakmaya çok ihtiyacı vardır. Bu bir yaratılış gayesidir. Bunu anlamayan bir insan hiçbir şey anlamış değildir. Neden varız ve bu dünya niçin var? Bu varlıklar içinde bizim işimizde ne arıyoruz? Dolayısıyla Allah sanatını sergilemiştir. Kendini tanısınlar istemiştir. Varlığımızı bize karşılıksız bir iyilik olarak bağışlamıştır ama bizi başıboş da bırakmamıştır. Yani ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere serbest bırakılan bir mahluk gibi değildir insan. Değil mi? Bizi muhatap almış. Bir de varlığın anlamını düşünecek, varlığı yorumlayabilecek yetenekler bize vermiş. Sonra da ama kendi kendimize işin içinden çıkamayacağımız için bu varlığın yorumunu öğretmiş yani. Peygamberimizi rehber tayin ediyor. Bütün insanlık için rehber tayin ediyor ama diyelim ki o rehber tayin edilecek kimse, tarifçi kimseye önce ne yapar? O sergiyi açan tek tek o sergideki eserleri gösterir, gezdirir. Bak bu şunu ifade ediyor, bu şunu ifade ediyor. Bunun değeri şu, bu şu maksat için yapılmış. Bunun farkı şu diye ne yapar? Gezdirir önce. Yani rehberi bir eğitimden geçirir, sonra onu rehber tayin eder. İşte Miraç budur. Allah'ın bu kainat dediğimiz serginin sahibi olan Rabbimiz tarafından gezdirilmesidir. Büyük andolsun, büyük Allah'ın büyük ayetlerini gördü. Lekad ra'a min ayati rabbihil kübra. Değil mi? Linuriyehu min ayatina. Ayetlerinden bir kısmı ona göstermek için. İşte ayet dediği bu sergilenen eserler.